aldıracağım da şu Necati'yi aradım. Sevinç abla meşgule aldı. Bizim bakkalda limon yok. Markette bana biraz şey, bir de hava soğuk, bir de hastayım. Yüzüme kapattı. Meşgule aldı. Eğer ararsa limon aldırtacağım. Limonlu çay içeceğim. Markete gitmek önemli değil. Ama hava bu soğuk ve hastayım. Daha da çok hastalanırım. Limon Sevinç abla. Benim üstüm bakkal ya. Yeliz hoş geldin. Yeliz gelip senin o kaynaklarını sökeceğim. Kendime takacağım. Haberin olsun. Nasıl olsa Ankara'dasın kızım. Tamam mı? Hazırlan. Kaynaklarını sökeceğim. Kendime takacağım. Bir de sana orada madilik de yapacağım. Orada da senin evin orada da temiz hava alacağım. Dolaptaki pizlerini de çorlayacağım. Ona göre. Yani. Akşama helva var mı canım kendi evinde? Ben Ankara'dayım, ben İstanbul'da değilim, gidemem yani. Ben nasıl gideyim? İstanbul'da olanlara duyurulur efendim. Akşama helva varmış. Ferdi'nin kendi evinde o yapacaklarmış. İstanbul'dakilere sadece buradan duyuru yapıyorum efendim. Gitmek isteyenler giderler İstanbul'da. İstanbul yakında oturanlar. Ben Ankara'dayım. Nasıl gideyim efendim? Bir de hastayım yani ben. Yalar mı Çorolu? Doğru. Yani. Kız ne açıklama yapayım işte. Çocuk ölmüş işte. Allah Allah. Sanki bu da haberi yokmuş gibi ya. Gençti. Üzüldük. Tabii ki hala üzülüyoruz. Yani. Limon. Limonu nasıl alacağım Nikül Uras? Aa, bu Necati benim yüzüme kapat telefonu. Meşgule aldı. Kız o değil de Nikül Uras. Kassabım var. Tekelim var. Pastane var. Bir tane manav bulamadım kendime be. Şöyle eve getirecek. Var şurada üstte var. Bir tane manav da elemanı yok. Yani eve siparişi yok. Bir tane manav bulsam. O da ta yukarıda canım manav. Manava gidecek olsam zaten Mega Market BİM onun altında kalıyor, daha yakın. Yo, çay demleyeceğim de içine sıkacağım limonu. İyi oluyor, iyi geliyor. Güzel oluyor. Yaklaşık 20 gündür içiyordum ya böyle. Limonlu çay.
Hastalığa birebir yani. Tabii. Siz de deneyin efendim. Gidin manavdan 1 kilo 2 kilo limon alın. Organik. Ondan sonra bir çay demleyin. Çayın içine sıkın. İçin. Sıkın. İçin. Tüm hastalığı, üşütmeyi, soğuk algınlığı alıyor. Yani. Yalan mı Ceylin? Vallahi Sedacığım, zencefil ne olduğunu bilmiyorum. Zencefilin ne olduğunu bilmiyorum. Videom bittikten sonra bana özelden atarsan, nerede satılıyor bu zencefil Seda? Markette mi? Baharatçılarda mı? O çay zencefil de mi çay oluyor? Forum çayı, kayısı çay gibi var yani. Onun gibi mi oluyor zencefil? Hiç görmedim, bilmiyorum. Atarsan atar mısın Seda videom bittikten sonra? Bakarım. Zencefili ne yapacaktı? Neyle karıştıracaktı? Çayla mı? Serdancım, hoş geldin bir tanem. Bugün Deniz abla annesini hastaneye götürüyordu. Takside katıldı, konuğum oldu. Zencefil çok iyi hemen. Tamam, zencefili neye karıştı? Çayla mı? Onu soruyorum. Yoksa hani kaynatıyor mu kendisini? Yani herhangi bir karışımı var mı? Zencefil mi manavda olur? Aa. Yo, ben çayın içine koyayım. Ama şey, Seda, Sevinç abla diyor ki manavda da olur diyor. Zencefil manavda satılıyor mu? Ya. Ha. Almanya'dasın. Almanya'da manavda varsa burada manavda bilmiyorum. Değişiyor. Değil mi? Sen yok musun? Sen Urfa'da manavda var. Abla, zencefil meyve tarzında mı, limon tarzında mı oluyor? Görünümü. Yani toz halinde mi, limona mı benziyor, yeşil mi? Anlayamadım ki ben zence. Evet, zebze zencefil ama baharat hali de var. Hangisini önerirsin abla? Şey daha güzel olmaz mı, zebzesi? Organik.
Zevze Ali daha yedim manavdaki. Aha. Yok şimdi aradı beni diyor ki göl başındayım işteyim diyor. 12'de 1'de biter diyor şimdi. Yalan söylüyor bu Necati. Manava göndereceğim dedim. Göl başındayım 12'ye kadar çalışacağım dedi. Bak bak bak. Aa, ne kadar kürcü piyici. Piyiz var desem hemen gelir ha. Vah 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 vah. Valla süpürgeyi kurdum da torbanın nasıl değiştirildiği, nasıl çıkarıldığı, nasıl takıldığını onu da öğrenemedim. Göstereceğim şimdi birazdan süpürgemi. Gösteriyorum süpürgemi. Bu kadar kurdum. Tam kurdum. Denedim. Vakum gibi çekiyor. Çok kalite, güzel. Ondan sonra çöp torbası dolduğu zaman nasıl çıkıyor, nasıl tekrar takılıyor onu çözemedim. Kullanma kılavuzuna da baktım. Bu, yapamadım. Şöyle göstereyim efendim. Olmaz, olmaz bu iş. Olmaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Şu kutusu. Şurada makinem efendim. Böyle kurdum makineyi. Şu ön taraftan kapağını açtım. Ondan sonra çöp torbası burada. Ama onu dolduktan sonra nasıl çıkartılıyor, nasıl tekrar yeni bir boş torba takılıyor, onu çözemedim. Kullanma kılavuzu da burada. Kullanma kılavuzu da burada efendim. Buna da baktım. Çözemedim yani. Ama maşallah vakum gibi çekiyor. Gerçekten. Gündür Hanım'ın hediyesi efendim. Bugün geldik. Trendyol'dan. Nasıl, beğendiniz mi efendim makinamı? İşte şöyle. Evet. Teşekkür ediyorum Ufukçum. Küçük kedicik teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. İşte o torba olayını da çözersen tamam. Valla kullanma kılavuzuna göre şey yaptım. Taktım. Montajladım. Açtım açtım. Şuradan açtım. İçinde torba var zaten. Ama çıkartmak istedim. Tekrar takmak istedim torbayı. Yapamadım. Aa, Gülistan. Dur sana da göstereyim bak. Şeye kurdum. Elektrikli süpürgemi kurdum bak. Bak Gülistan. Kurdum bak. Şu kolisi kartonu. Bak. Gördün mü Gülistan? Burada da kuru pastam var. Şimdi birazdan çay demleyeceğim. Burada Gülistan'ın gönderdiği fındıklı çikolata var. Masamda, sehpamda. Burada da şalgam var. Yanında da acı var. Teşekkür ediyorum Gülistan'cığım. Burada fanta var. Aa, fantadan biraz içeyim bari.
Ondan sonra burada da çekirdeğim var. Kara şimşek çekirdek. Tuzlu bol. Ondan da çitleyeceğim. Evet. Güzel değil mi? Kibar değil mi? Şey, Gülistan. Bak. Yo, bir kutusunu bitirdim. Kimseye vermiyorum ki. Kendim yiyorum. Oldu, Necati'ye vereyim. Nine. Neyse, ağzımı şey yapmayacağım çünkü şeye alıkacağım bunu. Kız be, kendim tek yiyorum. İşte bir kutusunu bitirdim, bir fındıklı kaldı. Yani güzel, bir iki parça alıyor zaten, yetiyor. Gülistan yani. Daha İsviçre Zürih'ten gelmiş. Buranın çikolatası değil ki, ne hemen bitireyim. Teşekkür ediyorum Türkan ablacığım. Tabii canım. Bir iki parça yedim mi Nescafe'yle güzel oluyor. Ha, oldu oldu kedicik. O burada olsaydı kalmazdı çikolata. Numunelik bile bırakmazdı bana. Ben mi? Evet, makinamı da gördünüz mü? Göstereyim mi makinamı da? Çamaşır makinesini. Hadi gidelim o tarafa. Ama mobil veriyi açmam lazım. Çünkü bu Türksat var ya, Türksat'tan bıktım, usandım. Sözleşmeyi de yenilediğim için şey olmuyor. Hadi gidelim çamaşır makinemize bakalım. Evet efendim, bu da çamaşır makinem. Vallahi Gülistan, öbür tek dişim bozduğu çamaşır makinesine yorgan sığmıyordu. Bu demek ki bunun şeyi büyük. Yorgan da sığıyor, yıkadım dün, battaniye de. Bak, en çok da hoşuma giden ne biliyor musun? Bak, şurada diyor ya, başlat. Başlat diyor. Ondan sonra şurada diyor ki, yıkamaya geçiyor, yıkamada kırmızı ışık yanıyor. Durulamaya atlıyor, kırmızı ışık yanıyor. Sıkmaya geçiyor, sıkıyor orada kırmızı ışık yazıyor. Tekrar yanıyor. Tekrar ondan sonra hazır diyor. Öyle. Bak ne kadar güzel değil mi? Boş. Ya. Evet. Bu da toz deterjanım. Bu da makinem işte. Evet, çok beğendim makineyi. Oryel bulamadım. Oryel bulsaydım saçımı boyayacaktım efendim. Yok, oryel yok. Bulamadım. Artık daha yukarılara çıkmam lazım. Keklik tarafına. Kekliği bunları da Günür Hollanda'dan getirmişti bana. Bunlar acaba nereye konuluyor kız? Cepli. Ama nereye konuluyor? İçine herhalde bunun sabun, diş fırçası vesaire bir şeyler mi konuluyor acaba? Hollanda'dan getirmişti bana. Evet, lambayı kapatalım. Püf. Lambaya püf de. Ondan sonra ne yapalım? Şöyle. Banyonun neresine, yani banyonun içine ne koyulmuyor o ceplerine Gülistan? Benim dediğim gibi mi? Ay, hava buz gibi. Vallahi billahi. Rakka da rukka, rakka da Süpürge Profilo. Profilo marka. Profilo marka canım. Şimdi zaten salona girerken sana da gösteririm. Bakın çöp mü? Temizlik görevlisi mi geldi acaba? Yok. Ha, binayı süpürüyorlar. Evet, dediğim gibi. Ha, doğru değil mi?
Banyoya onu koyuyorsun, içine işte şey. Ne derler? Adını sen getir. Şimdi şunları da toplayacağım. Zaten birazdan apartman görevlisi gelecek. Alacak çöpleri. Ama şu kutu kalsın. En azından lazım olur karton. Karton kalsın, lazım olur. Değil mi kız? Aruşka kurban olsun anne sana. Gülistan teyzen. Ya. Al. Bu da şey işte. Elektrikli süpürgem canım. Hani soruyordum ya markası ne diye. Profilo. Profilo marka. Sen mi yazdın benim yazımı? Bu da kız kardeşim. Bana şimdi şey yaptı. Kırık zeytin yaptı. Tatlandırıyor 2 bidon. 10 kilo. Bunu da bir gün Nura yaptı bundan. Biber salçası. Bir bana yaptı. Bir de kendine yaptı. Günür parasını gönderdi. Bacım şeyi aldı. Biberi temizledi. Kendi evinde ev yapımı olaraktan biber salçası çok güzel. Geçen biber dolması yapmıştım. İlk defa açtım, kullandım. Çok güzel, yemin ederim. Bacımın eline sağlık, Günnur'un da kisesine bereket. Bu da salça. Ay, bu, vallahi bak, bir yandan üşütmem var, bir yandan da ne oluyor biliyor musunuz? Canım şey istiyor, soğuk su. Şimdi bu sıcak. Şu. Aa, bu musluğu bile bozdu o tekmiş. Yeni aldım. Yeni aldım musluğu. Bunu bile bozmuş ya. Bir de Gündür şu tahtayı bana getirdi. Şeyden. Hollanda'dan. Nasıl? Tahtam nasıl Zeynubi? Gündür ablan getirdi. Güzel mi? Happy, happy ne yazıyor üstünde? Zenobe. Aynen. Çeşmemi bile bozdu. Musluğumu yaptırdım. Yemin et Zenobe. Hapi. Vallahi mı? Aa. Mutlu mutfak. Hep küçük. Zeynep'e bak, sana şeyimi göstereceğim. Gündür ablanın bana aldığı elektrikli süpürgeyi. Gördün mü Zenube? Şunları da şey yapayım da şöyle kaldırayım da. Yok, kartona atmayacağım canım. Kartonu niye atayım? Karton bana lazım olur ya. Şunu atarım. Bunları atarım. Ama kartonu atmam yani. Niye atayım ki kartonu? Teşekkür ediyorum Zeynubeciğim. Kartonu atmam, içine bir şey koyarım. Şunları şöyle koyayım da apartman görevlisi saat 7:30-8 gibi geliyor. O zaman çöpleri çıkartıyorum. Ondan sonra çıkarttıktan sonra da binanın önünü siliyorum. Görüyorsunuz efendim, güvenlik merkezli olan bir evde ikamet ediyorum efendim. Önce Allah'ın sonra benim. İşte görüyorsunuz.
Tabii garantisi şu mu oluyor Zeynep Bey? Bu mu? Garantisi bu mu? Ha? Deniz abla hoş geldin. Eve vardın mı? Zeynep'e garantisi bu mu? Yoksa bir kağıt attım o mu? Bu mu oluyor? Aa yoksa attığım kağıt mı? Bu mu garantisi? Yoksa attın mı ya? Aa, kız ara ara su içiyorsun da içinden çıkması lazım kağıt. Aa, kız yoksa attın mı? Merhaba Deniz abla. Şu mu yoksa? Bu mu garantisi? Sibel Baysal yazıyor burada. Adresim yazıyor. E canım bu çıktı. Bu vardı. Bir de kılavuz var. Hayır bunu bu da kağıt işte. Burada bu mu bu şeyi? Vallahi içinden çıkan bunlar yani. Şu mu? Nerede o zaman garanti şeyi bunun? Kız Zenobe şu olmazsın. Ha? Şu. En son sayfaya. Nasılsın kızım? Su mu içtin? Kurban olsun anne sana. En arkası bu. Şu. Böyle bir şey var. En arkada kaşe var mı? En arkada kaşe. Kaşe yok. Şu var, şu. Şöyle. 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 Şu mu oluyor? Bu da mı değil? Aa, şu olabilir. Olabilir mi Zeynube? Değil mi? İki yıl diyor canım. Garanti işte bu. Ha bak Zeynep'in aklına. Değil mi Zeynep'e? Bak bulduk. İşte bak burada kaşe var. Burada da diyor ki dur 2 yıl garanti süresi.
Evet, buymuş efendim. O zaman bu kağıdı Zenübe'nin dediği gibi benim adım adresim yazıyor ya. Bunu atabilirim. Bunu atabilirim. Tabii bak, Zenübe'nin dediği çıktı. Gördünüz değil mi efendim? Ya. Serpil hoş geldin canım. Nasıl olsan? Yok, kaybetmem onu. Çekmeceye koyacağım. 2 yıl yazıyor. Evet, 2 yıl garantili. Ama çamaşır makinem de 3 yıl garantili. Nasıl oluyor? Niye öyle oluyor? Anlamadım ki. Mağazadan aldığım için mi acaba? Şeyi. Çamaşır makinesinin garantisi 3 yıl. Mağazadan aldım diye mi acaba? Bununki de 2 yıl. Ağladım olmadı, sızladım olmadı, gülmedi güldürmedi, bilmedi sevdiğimi. Geldi mi Şengül? Şengül, bunu şeye yıkacağım çünkü çamaşır makinama elektrik süpürgemi gösterdim. Elvan neredeydin ya? Elvan Şengül, taktım şeyi. Çamaşır elektrik süpürgesini. Değil ki. Ben çamaşır makinesini bile bağlıyorum. Tamam ama çöp torbasında takıldım. Nasıl çıkıyor diye. Torbalı almasaydın, kendinden torbalı daha iyiydi. İçinde torba var. Kendi torbası olursa iyi. Çünkü boyuna çöp torbası bittiği zaman süpüremezsin. Alman Tamam, lazım. içinde torba var işte, şimdi o dolduğu zaman onu atacağım, başka takacağım herhalde, bilmiyorum. İşte öyle takmalı olursa zor oluyor. Ama sana yeter, bir kişisin, boş ver. Evet. Güzel zaten. Ne diyecektim Şimdi ay? Merhaba Elvan, merhaba aşko. Canım Elvan, Zotto, merhaba bebeğim. Elvan herhalde işten yeni geldi. Çünkü hiç görmedim ben Serapçığım, bunu. merhaba Serapçığım. Aşkım neydi şarkımız? Unuttum sanma sakın, değil mi? Selam canım Eda. Sağ ol aşkım. Sibel, sana mesaj gelirse, hani yayına benim engellediklerimden, beni ilgilendiren bir konu. Tamam, zaten makineyi gösterim, yayını yenileyeceğim çünkü bunu YouTube'ya atacağım. Karışma yani, anladın mı? Bana bir şey yapmıştır ki engellemişimdir. Karışma yani. Yok yok Deniz abla, dolduğu zaman atacağım, boşuna trip takacağım. Selam Hoş Manolya. geldin Manolya, hoş geldin. O zaman at o zaman YouTube'ye, sonra aç. Bir kişiyi daha engelleyeceğim Dur, şu çünkü çay ölüyor. ısınsın da, çay ısınsın da, yani Tamam. kabarsın da. Ondan sonra tekrar giderken makineyi göstereceğim. Orada videoya son vereceğim. Tamam. Bir kişiyi daha engelleyeceğim çünkü bu arada. Lazım değil, Bunlar görmek istiyorum. da Oh. şey. Bak, Çorba. bu şeyin mantarlı çorba. Kremalı tavuk o. Mantar değil. Kremalı tavuk. Dur kız. Kremalı tavuk. Mercimek. O kremalı mantar. Mantar o Kremalı. işte. Dur, ayıralım. Kremalı tavuk. Bak, ilk kez görüyorum bunu ya. Mercimek var. Mercimeği de ayıralım şöyle. Bugün ayın kaçı Sibel? Bize birisi bir şey ısmarlayacaktı. 12'si değil mi? Yok Deniz abla. Evet. Yarın gideceğim abla ya. Yarın gideceğim. Dün kendime 12'si ödeme aldım ya, canım yayında gördüm. He?
Yarın 13'ü çünkü randevum var, oradan biliyorum. Bugün bize birisi bir şey Ne ısmarlayacaktı. diyorsun ama? Evet. Deniz aşko. Pasta mı? Ne pizza mı? Pasta. Ya Manolya, Manolya niye yutturuyorsun? Kremalı mantar. Kremalı. Terbiyeli mantar işte. Kremalı. Evet. Mercimek. Mercimek. Kremalı tavuk. Evet. En güzeli öyle işte. Bir kişisin, bardakta içeceksin. En güzeli. Bu da Elvan'ın Yok. gönderdiği toz şeker. Bak görüyor musun? Ne bereketli bitmedi Sibel. Ya ben bunu sütlaçta kullanıyorum. Ondan sonra bazen helva yapıyorum. Tamam canım, sağ ol aşkım. Benim sende var zaten Deniz abla. Adres yok ki adresim. Yo benimki Telefonum var var da. Deniz abla. Benimki var. Ha sen, Sen aynen. at. Şimdi ben makineyi gösterip kapatacağım ya. O arada Tamam. atarsın. Açtığımda Tamam. zaten düşüyor sana bildirim gelirsin. Bakayım Tamam. kaynadı mı? Ben de Kaynadı. iki bulamık var, onları yıkayacağım. Sonra milföy yapacağım. Milföy yamuru yapacağım. Börek yani. Çay yapacağım, koyacağım o arada. Ondan sonra oturacağım. Yeter artık. Deniz abla Onu bugün hastaneye gidiyordu, katıldı bizde biliyorsun değil mi? Taksideydi. evet, Arabada. bağlandı da arabadaydı. Evet, gördüm. Evet. Sağ olsun kırmadı gene geldi konuk oldu yani. Evet son kez efendim şeyi gösteriyorum insanlar diyecek ki ne kadar görgüsüz ben. Tabii ki sevinirim ya neden olmasın ya. Bunu da Ben de Gündür alsam, bu, ben de bunu da sevinirim. Gündür Hanım efendi aldı efendim. Çok Çok şükür. güzel. Üstünde toz Evet. oluyor. Her şey pişirebiliyorsun. Kanat tavuk ondan sonra patlıcan domates biber her şey ızgara şöyle açayım göstereyim efendim. Evet. Çok güzel. Şöyle. Ondan sonra aynısını da bacıma almış. Bacımın iki tane küçük çocuğu var. Sabah okula gidiyorlar. Tost yapsınlar diyerekten ona da almış Günür. Kesesine bereket diyoruz efendim. Burada da Evet. teftişe madilik yapıyoruz. Teftişin Müncosu'na. Çünkü YouTube kanalıma lıkacağım ben bunu. Teftişin Müncosu'na bu girsin. Bunu bozdu. Bu da yenisini geldi tattırdım. Hatıra diye. Vitrine. Evet efendim. Burada elektrikli süpürgemde videoma son veriyorum efendim. Tamam, hadi görüşürüz.